Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz karnabaharla ilgili olacak. Karnabaharın fayda ve zararlarından bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce size bu videodan önce yaptığım mısır, zeytin, brokoli, mandalina, muz gibi videolarla ilgili fayda ve zararlarından bahsetmiştim. Onların linklerini videonun altına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra da soğanla ilgili fayda ve zararları yapacağım. Şimdi hemen videoya başlayalım. Karnabahar önemli bir besin kaynağı olan son derece sağlıklı bir sebzedir. Aynı zamanda kalp sağlığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilecek benzersiz bitki bileşenleri içerir. Karnabaharın beslenme profili oldukça etkileyicidir. Karnabahar kalorilerde de çok düşüktür. Vitaminde ise çok yüksektir. Aslında karnabahar ihtiyacınız olan hemen hemen her vitamin ve mineralleri içerir. Kalorisi 25. C vitamini yüzde 77'si, K vitamini yüzde 20'si, B6 vitamini yüzde 11'i, Fosfat yüzde 14, Pantotenik Asit yüzde 7'si, Potasyum yüzde 9'u, Manganez yüzde 8'i, Magnezyum yüzde 4, Fosfor yüzde 4. Ü. Karnabaharın faydaları: lif açısından zengindir. Lif açısından zengin olması kabızlık ve bunun gibi sindirim problemleri önlemeye yardımcı olur. Karnabahar hücreleri zararda serbest radikallerden ve iltihaplardan koruyan mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Yapılan çalışmalarda özellikle kolon, akciğer, meme ve prostat kanseri karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Kalp rahatsızlığı gibi hastaların da riskini azalttığı gözlenmiştir karnabahar kolin bakımından yüksektir. Kolin birçok insanın yetersiz kaldığı temel bir besindir. Bir bardak karnabahar 45 mg kolin içerir. Bu kadınlar için yeterli alımın yaklaşık %11'i ve erkekler için %8'idir. Kolinin vücutta birçok önemli işlevi vardır. Kolin beyin gelişimi ve sağlıklı bir sinir sistemi için gerekli olan nörotransmitterlerin üretimi ile de ilgilidir. Kolesterolün karaciğerde birikmesini önlemeye yardımcı olur. Yeterli kolin tüketmeyenler, demans ve alzheimer gibi noterolojik bozuluklara ek olarak karaciğer ve kalp hastalığı riskini daha yüksek tutabilirler. Çoğu gıdada kolin yoktur. Karnabahar, brokoli ile birlikte besinin en iyi bitkisel kaynaklı kaynaklardan biridir. Karnabahar yoğun olarak çalışılan bir antoksiyadan olan sülforaptan içerir. Bu da demek oluyor ki kanser ve tümör büyümesine rol alan enzimleri inhibe ederek kanser gelişiminin bakımından özellikle yararlı olmaktadır. Sülforfane, kolon ve prostat kanserine karşı koruyucu gibi görülmekle birlikte meme, lösemi, pankreas ve melon gibi birçok kanser üzerindeki etkileri olduğu belirlenmiştir tahıl ve bakliyattaki karbonhidrat miktarına göre içerdiği karbonhidrat 9 kat daha azdır. Bu yüzden vejetaryen diyetlerinde kullanılabilir. Karnabahar ayrıca göz sağlığına faydalıdır ve yüksek şeker hastalarının şekerini dengeler. Karnabahar zayıflatır mı? Karnabahar zayıflatır mı merak edenler için lif açısından zengindir. Bu yüzden diyet listelerine rahatlıkla ekleyerek hem az kalori alıp hem de daha çok doyabilirsiniz. İyi e lif kaynağı besinler sindirimi yavaşlatır ve dolgulu hissini arttırır. Ayrıca karnabaharda bulunan yüksek su içeriği nedeniyle kilo vermeye destek olur. Karnabaharın zararları Düşük şeker problemi yaşayanlar fazla tüketmemelidir. Karnabaharın fazla tüketmesi halinde şişliğe, gaz sancısına ve kramplara yol açabilir. Demir veya alüminyum kapları içinde pişirilen karnabahar besin değerini kaybeder. Karnabaharda bulunan purin vücut tarafından ürik asit oluşturulmak üzere parçalanır. Bu fazla olduğundan purin miktarını eklemlerde birikmesine böylece gut hastalığına sebep olabilir. Nadiren de olsa bazı kişilerde alerjik durumlara yol açabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.